Herkese merhabalar. FM22 parmak kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Benevento Roma ve Sassuolo karşılaşmalarını oynamış, kısmi olarak iyi bir bölümü geride bırakmıştık. Bu bölümde sizlerle beraber önce transferlere bakacağız, ardından Udinese, Roma ve Spezia karşılaşmalarını oynamaya çalışacağız. Hemen transferlerle başlayalım. İlk olarak aldığımız isimlere tabii ki de ağırlık vereceğiz. Deni Mota'yı Udinese'den getirdik. Çok iyi bir forvet olduğunu, çok iyi bir katkı vereceğini düşünüyorum. Kaldı ki çıktığı 3 karşılaşmada da 2 gol atarak ne kadar da iyi sinyaller verebileceğini bizlere göstermişti. Fazla detaya girmeyeceğim. Teknik, zihinsel ve fiziksel olarak her şeyden birazın olduğu güzel bir oyuncuyu kadromuza kattığımızı söyleyebiliyoruz. Deni için tabii ki de 3 milyon euroyu gözden çıkarmak durumunda kaldık. Sözleşmesindeki maaşına da bakalım. 1,45 milyon euroyu da maaş olarak veriyormuşuz. İkinci olarak Osten Mende'den 3,5 milyon euroya aldığımız Senegalli yıldızdan bahsedelim. Magder Gueye, 26 yaşındaki Senegalli yıldızı, bence profili sebebiyle kesinlikle tercih etmemiz gerekiyordu. Pivot olarak da kullanılabilir, çalışkan ya da yaratıcı forvet olarak da kullanılabilir. Gerçekten kararlı, istekli, azimli, kuvvetli bir oyuncu olarak gözlerimize çarpıyor. Senegalli yıldızımıza yıllık 2,29 milyon euro vereceğiz. Çok cüzi miktarlara zaten takıma kazandırmıştık. Fakat AB dışı bir oyuncu olduğu için Avrupa dışında kendisini kaydedemiyoruz. Yani bu transferi biraz da önümüzdeki sezon için önemli bir yatırım gözüyle bakabiliriz diye düşünüyorum. Ve son transferimiz 4,5 milyon euroya aldığımız Diego Gonçalves oldu. Öncelikle oyuncunun mevkilerine bakalım istiyorum. Sağ kanatta da sol kanatta da zorlarsanız orta sahanın forvet arkasındaki mevkisinde de gayet iyi bir şekilde oynadığını görebiliyoruz. Özellikle mevki olarak opsiyonlar barındırması, profili itibariyle bizi idare edebilecek bir oyuncu olması, sağ kanatta da ufak tefek teklediğimiz maçlarda merhem gibi gelecek diye düşünüyorum. En çok para verdiğimiz oyunculardan biri Gonçalves'ti. İşte Portekizli olması, 26 yaşında olması 4,5 milyon euroyu bir anda gözden çıkarmamıza vesile oldu ama maaş bütçesinde en azından çok daha dengeli hamlelerle iyi bir paraya anlaştığımızı söyleyebiliyoruz. Hızlı bir oyuncu, ofans gücüne oldukça iyi bir şekilde güveniyorum. Biraz markaj, top kapma gibi özelliklerimiz zayıf ama genellikle kanat olarak kullanacağımız için çok da takılmadım bu özelliklere. Onun yerine tabii ki de Jorge gibi, Kolibali gibi veya Vignali gibi isimlere, arkasında oynayacak isimlere yani güvenmemiz gerekiyor. Yani aldığımız oyuncular totalde bu kadardı. Bu sezon sonunda yani 3. sezon bittiğinde biz totalde 21,5 milyon euroyu harcamış olacağız. Bence çok da fazla bir rakam değil 3. sezon için. Olabildiğince ayağımızı yorganımıza göre uzattığımızı görüyorsunuz. Şimdi giden oyuncularda tabii ki de çok büyük hayal kırıklıkları var. En azından planlarımız doğrultusunda olmayan iki ismi göndermek durumunda kaldık. Bunlardan bir tanesi Denis Mert. Rumen oyuncumuzu Levante'ye ne yazık ki göndermek durumunda kaldık. Hatta Denis Mert takımdan ayrıldıktan sonraki kendisinden ben her ne kadar skor katkısı vermese de çok memnundum. Gonçalves'i aldık ve Batont Balog ikinci isim olarak gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığım ikinci transfer oldu. Maalesef ki sözleşmesinde 24,5 milyon euroya serbest kalır maddesini biz unutmuşuz. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci sezonun ortasında as takımda iyiden iyiye forma şansı veriyorduk. Yeni bir sözleşme imzalamıştık. 24,5'a serbest kalır diye anlaşmıştık. Ama gelin görün ki beste kargayı oysun gözünüzü misali. Adamı çok iyi bir yere getirdik. Çok iyi bir şekilde geliştirdik. Yani şu oyun karakteristiğini biz kazandırdık. Fiziksel olarak biz zorladık. Her maçta 11'de şans verdik. O kadar çok hata yaptı, o kadar çok saçma şey oldurdu ki şu profile gelmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama 24,5 milyon euroya ne yazık ki göndermek durumunda kaldık. Yani diğer oyunculardan da ufak tefek bahsetmemiz gerekirse Coutinho'nun 7,75'e Empoli'ye gönderilmesi bizim için çok pozitif bir şey. Yani hemen hemen aldığımız fiyatlara gönderdiğimiz için ki Coutinho'yu ben almadığım için önemli bir transfer olarak görebiliriz. Maxime Busse bizim zarar ettiğimiz bir diğer oyuncu, yine
bizim tercih etmediğimiz ama oyunun ilk başladığı sezonda otomatik olarak takıma katılan ve çok ciddi miktarlara takıma katılan bir isimdi. Elimden geldiğince şans verip ne olup ne olamayacağına bakmaya çalıştık ama baktık ki bir şey olamayacak. Göndererek bence çok da iyi yaptık. Diğer transferleri zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Batshuayi gitti. Maddi olarak maaş açısından oldukça külfeti vardı, gönderdik. Diğerleri de altyapıdan veya ilk 30-35 kişilik ekipte bulunan oyunculardan giden isimlerdi. Yani yine bu sezon bittiğinde 54 milyon euroyu kasamıza koymuş oluyoruz. 23 milyon euro gibi bir kar söz konusu oluyor diyebiliriz. Şimdi tabii ki yaptığımız işler burayla alakalı, burayla sınırlı değil. Avrupa'da mücadele ettiğimiz için her ne kadar Bayern Münih'le yapıp elenecek olsak da, yani en azından kısa vadeli bizim düşüncemiz bu. Eşleşmede biliyorsunuz Bayern Münih'le karşılaşıyoruz ve muhtemelen bizi eleyecekler. Ama biz ne olur ne olmaz 3 oyuncudan fazla transfer etmek istemedik. Normalde kağıt üzerinde 6-7 oyuncu gitti. Önemli oyunculardı. Yerli adam akıllı dolduramadık bile. Ama sırf Avrupa Ligi'ne de kaydedebilelim, orada da problem yaşamayalım diye 3 oyuncu almakla yetindik. Ha, kötü mü oldu? Biz bu paranın bir kısmını da altyapı tesislerine ve antrenman tesislerine harcamayı daha uygun gördük. Bütçemizi de arttırdık. Yani altyapıdan artık daha kalibreli, daha güzel oyuncular çıksın istiyoruz. Aslında bu düşünceye de tamamen beni Balog itti diyebilirim. Çünkü Balog Parma'nın altyapı çıkışlı bir oyuncusu. Macar futbolcu. Gerçekten yani 37-38 bölüm olacak. Her bölümde hemen hemen kendisinden bahsediyorum. Her bölümde hemen hemen kendisine yer veriyoruz ve gerçekten bizim için evlat gibi olan oyuncuyu da iyi paralara göndermek altyapıya daha da önem vermemizi sağladı diyelim. Fazla da lafı uzatmıyoruz. İlk maçımızı Udinese ile yapacağız. Kadromuz hazır. Biraz daha artık eski tombul kadromuz yok. Biraz daha zayıflamış, fit gözüken bir kadromuz var. Takımı bildir diyorum. Tabii ki de iki tarafa da başarılar diliyoruz ama bizim gönlümüz Parma'dan yana. Umuyorum bu maçı güzel bir şekilde oynayıp kazanmasını bilecekler. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Udinese karşısında gerçekten önemli bir mücadele. Yine 3-5-2 gelen bir rakip. Biz de böyle çıkmayı tercih edebilirdik ama son zamanlarda biraz da 4-4-2'ye şans vermeye çalışıyoruz. Gonçalves'in ortasında maalesef top kaybı yaptık. Deni'nin baskısı vardı. Uzun oynadılar. Vignali'de kalan top. Umarım dengeli bir pas gönderebilir. Gonçalves de kısa oynadı. Kalmar, Dean de altyapı oyuncumuz. O da giderse yıkılırım muhtemelen. Onu çok daha ciddi paralara satmak istiyoruz. Yani Dean de gerçekten kendini geliştiren, hatta çok çok önemli meziyetleri olan bir oyuncu. Biraz böyle saha içerisinde agresiflik sebebiyle takım elbisesiyle duran bir stoper hayal edin. Böyle bir oyuncu ama yine de iyi bir oyuncu olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Onu da çok ciddi rakamlara göndermeye çalışacağız ama henüz değil abi. Henüz gitsinler istemiyorum. En az 1-2 sezon daha benimle kalsınlar istiyorum. Çünkü daha dişe dokunur, elle tutulur bir başarı yakalayamadık. Yani evet, alt ligden şampiyon olarak çıktık. Çıktığımız ilk sezonda Avrupa Ligi'nde önemli bir başarıyı elde ettik. Bu tura kadar geldik ama hani bu kadar da değil. En azından bir çeyrek final, yarı final görsün, öyle gitsinler istiyorum. Bu arada ben konuşurken ilk yarı bitmeden gol de yedik. İnşallah ikinci yarıda toparlayabiliriz. Çok da konuştum bu arada ya. 10 dakikalık kayıttayız şu anda. 10 dakika geçmiş durumda. Hiç durmadan konuştuğumu hissediyorum. Karamoh'la geliyoruz. Alessio da Cruz, Zaper, Vignali. Çok iyi gördü Gonçalves ama offside yakalandık. Rakip takım korner kullanacak. Arka direkte 4 kişinin arasına girdi orada Koray ya. Yani penaltı pozisyonu olabilir ama hani incelemeden şöyle değişiklikleri ufak ufak yapalım. Şimdi Zaper yerine Grassi'yi Gok olarak alırsak merkez orta sahada Kipri'ne güvenebiliriz diye düşünüyorum. Jorge yorgun bir isim. Alacağımız başka bir isim yok. Cardoso yerine bence Zarate'yi alalım. Şöyle 3 oyuncuyla değişiklik haklarımızı bence dolduralım. Dinde çünkü tükenmiş durumda 60 dakikada. Tabii giden çok önemli iki oyuncumuz var. Onların eksikliği, sirkülasyonun yine devam ediyor olması takımda olumsuz etkiler bırakıyor. Bunun etkilerini de, bunun sonuçlarını da daha doğrusu gol yiyerek görmeye devam ediyoruz. Maçta skor 2-0'a geldi. Yani 2 duran top 2 gol yedik. Maça da çok odaklanamadım ama umuyorum yani son 20 dakikada herhalde değiştirmek için değil mi bir şeyler yaparsınız artık beyler. O kadar da değil ya. Bir gol atarsınız en azından. Karamoh'la geliyoruz.
geliyoruz. Çok iyi bir ara pasını değerlendiremedi Kiprian. Abi sürekli bir hayal kırıklığı ya. Yani Kiprian geçtiğimiz sezon ne kadar muazzam oynamıştı. Bu sezon ortalarda yok ya. Esamesi okunmuyor adamın. Yani düzelsin diye bekliyoruz. Karamoğlu'na kanattan geldik bu arada. Mota'dan önce kalecinin müdahalesi oldu. Leon, Gono, Palumbo, o da önemli bir oyuncu. Obiang uzun oynadı. Dikkat edelim. Andre Gomez'de kaldı top. Kısa oynuyoruz. Zarate. Bakalım ne yapacak? Chalves'de oynadı. Vignale, Kiprian. Gracie uzun düşündü. Geçmedi top ve top kaybı yapıyoruz. Delefoy'a geliyor şimdi. Dikkatli olmamız lazım. O ortayı açıyor ya bir şekilde. Hakikaten ya çıldırmamak elde değil gerçekten. 3-0'ı da yakaladılar. En azından organize. Kontra atak, yarı kontra atak, yarı organize diyebiliriz. Yani burada bir oyuncunun 3 kişiyi ekarte ederek o ortayı açıyor olması büyük bir hayal kırıklığı. Söyleyecek çok da bir şey yok açıkçası. Olabildiğince sabredeceğiz takımı toparlaması adına. Belki tekrar 3-5-2'ye de dönebiliriz. Belli olmaz. Otay'la geliyoruz şimdi. Gonçalves uzun düşündü. Koraş ondan önce müdahale ederek topu kalecisine kazandırdı. Uzun oynadı Silvestre. Zarate karşıladı. Tekrar Zarate, Gonçalves. Bir arasında sürekli bir pas alışverişi var. Acaba kim dikini oynamayı akıl edecek? Jorge, Vignali, Karamo hızlı geldik yine. Vignali ile sokulduk içeriye doğru. Kalecinin üzerine vuruyoruz. 84. dakikada yine değerlendiremedik pozisyonumuzu. Kaç kullanacak rakibimiz? Baskı yapmamız lazım. Uzun bir pas. Zarate hata yapmazsın. Gomez, Cardoso, bunda Jorge'yi oynadık. Alessio'da Cruz tekrar Jorge ile oynadı. İyi bir vücut çalımı izlettirdi bizlere. İyi dribbling halinde. Fili mücadelenin iyi geçtiği bir hata izliyoruz. Vignale'nin vuruşu direkten döndü. Ve yine değerlendiremiyoruz. Ya bugün hakikaten çok fazla kaçırdık bu arada. Gonçalves ile Da Cruz tel tel döküldü. Forvet oyuncuları bitiricilik anlamında çok vasat bir performans gösterdiler. Ve hiç istemediğimiz maalesef ki skorlarla ayrılmak durumunda kaldık. 3-0 yenildik. Yani sağlık olsun. Yapacak pek bir şey yok. Takılmayacağız. Önemli olan mücadelemizdi diye düşünüyorum. 2.15'lik XG oranımız, %54'lük toplu oynama oranımız, 18 şut atmamız önemliydi. İyi karşılık verdik rakibimize ama bazen değil mi olmayınca olmayabiliyor. Bu arada maaş tablosuna da göz atalım. Şu anda ligimizde Serie A'da 17. sıradayız arkadaşlar. Maaş bütçemizin 32 milyon buçuğunu oyuncularımıza veriyormuşuz. Birinciyi görüyorsunuz, Juventus çok uçuk kaçık bir rakam. 230 milyon euro harcıyorlarmış. Inter, Milan şeklinde devam ediyor. Napoli, Roma. Roma'ya kadar 100 milyonun üstünde olan maaş bütçeleri. Roma'dan aşağıya doğru Lazio'dan başlayan bir sıralama ta ki bize kadar geliyor. Yani burada 17. sıradayız ama birlikte 10. sıradayız. 30 puanımız var. Çok aldatıcı gözükebilir ama hani arda arda 3 puan alsak 5. sıraya yerleşme imkanımız da var. Rakiplerimiz puan kaybetti zaman. O yüzden çok fazla moralimizi ne yapmıyoruz? Bozmuyoruz. Şimdi 3-4 günlük bir ara var. Bu arada transfer döneminin artık son pürüzlerini yapacağız. Serie A kaydımızı gerçekleştireceğiz. Hızlı bir şekilde burayı bir geçelim. Aradan sonra tekrar görüşüyoruz. Evet, ikinci karşılaşmaya geldik. Roma'yı konuk edeceğiz evimizde. Kadromuzu ben yine ayarladım. Kondisyon problemi olan bir tek Jorge'miz var. Kiprian'ı o bölgeye alabiliriz. Gracie de olabilir ama Kiprian'a şans vermeyi üst üste düşünüyorum. Hemen karşılaşmaya doğru ilerleyelim. Basın sizi çok övüyor, bu övgülerin hakkını verin çocuklar dedik. Roma karşılaşması hakikaten önemli bir karşılaşma bizim adımıza. İki takımın da puan almak için oynayacağı bir karşılaşma. Bakalım neler izleyeceğiz. Uzun oynadılar. Brunetta ile topa sahip olduk. Vignali. Ayman indirdi. Mota çok iyi girdi araya ama offside olabilir mi acaba? Pozisyon incelenecek ve evet, golümüzü geçerli saydılar. 1-0 öne geçiyoruz. Aferin çocuklar diyelim. Nien'in başarılı bir müdahalesini gördük. 7. dakikadayız. Cardoso. Güzel çıkış bekliyorum. Zafer. Kalmar. Vignali, Naiman kafayla indirdik. Mota, Zagaritis duvar pası harika ama çok kötü kaçırdık. Olsun olsun, güzel başladık. İyi götüreceğiz inşallah ve bugün bu işi bitireceğiz. Eğer yenersek 33 puanla 8. sıraya yükseliyoruz. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet olacak. Umuyorum bu şekilde tamamlayabilirler. Aç kullanıyoruz. Zafer, Ardoso. Oyunu sağ kanada açabiliriz. İyi bir çalım geldi. Şimdi Gonçalves topun sahibi, geriye kadar döndü. Dean, Cardoso, Zaper,
Zagaritis iyi sokulduk, geriye dönecek muhtemelen. Brunetta kaldırdı kalmadı vuruşu. Rui Patricio korner kullanacak. Roma takımı ön direkte çok net bir kafa vuruşu. Danilo Pereira skoru eşitleyen golü ağlarımıza bıraktı. Ne yazık ki pes etmek yok. Mücadeleye devam. Yine taç kullanıyoruz. Kalmar, Vignali, Naiman. İleride çok yalnız kalıyor takımımız. Zagaritis bir şey arıyor yani. GF, ofansif oyun kurucu falan arıyor gözlerim. Ama bakalım duruma göre değiştirebiliriz. Gomez'den tekrar Cardoso'ya. Sola oynuyoruz. Brunetta, Mota'nın önüne atılan top. Tekrar Brunetta. Zagaritis. Roma iyi kapanıyor bu dakikaya kadar. İyi kapandılar. Kaldırmak istedik, kaybediyoruz. Kalmar. Yani böyle hasbel kader de olsa top bizde kaldı. Gonçalves, Zagaritis de oynadı. Kalmar, Naiman. Offside yok. Offside kesinlikle olmaması lazım. Çünkü Naiman koşu ata... Gerçi Kalmar offside de olabilir ya. Emin değilim. Evet, gol iptal edildi. Muhtemelen Naiman'dan ziyade Kalmar offside'daydı. O yüzden iptal ettiler. Olsun, morallerimizi bozmuyoruz. Rebic ile geliyorlar. Danilo, Vina açtırmamamız gerekiyor. Rebic, Pedrinho uzaklardan denedi. Gomez'in müdahalesi, korner kazandılar. Sinir stres seviyesi arttı tabii. Yani önemli karşılaşmalar bunlar. Gomez hata yapmadı. Hadi çocuklar, sizlere güveniyoruz. Ya Zaper'in performansı çok üzüyor beni. Gonçalves çok kötü oynuyor iki maçtır. Hani şey diyorum yani, yeni geldi, bir adaptasyon dönemi, alışma süreci normal yani, olabilir. Ama iki maç üst üste 6-2 6-3 bunlar hoş değil. Biraz böyle bir ışık göstersin istiyorum açıkçası. Orada yine çıkarken top kaybettik. Rebic çok zorladı o kanadı. Van Zapata, Kalmar çok soğukkanlı bir şekilde topu kazandırdı takımımıza. Uzun oynadı. Naiman'dan önce Nathan Ake almış adamlar. Yani Nathan Ake alırsan geçemeyiz tabi. Van Zapata, Pedrinho'ya şiir gibi bir pas geldi. Diagonal bir şut izledik. Çok enteresan sağ ayak dışıyla. Allah'tan gol yemedik. Şimdi önlem almamız lazım. Öncelikli olarak Gonçalves'i çıkaracağız. Vignali ileri atsak. Şöyle Koulibaly'yi terse alalım. Buraya Juric'i atalım. Zapper yerine de Simon Soma şans verelim. Çünkü sağ kanadımız komple bitmiş vaziyette. Gezgin oyun kurucu olarak da Som, taze kan iyi olacaktır diye düşünüyorum. Zagaritis offside yok. Pereira'nın müdahalesi, Brunetta arka direğe çok iyi kaldırdı be. Voyo, Koulibaly 2-1 yakalıyoruz. Ya şu adamlarla Nathan Ake olan takıma gol atıyoruz abi. Düşün yani, vasatın da vasatı. Bizdeki sıkıntı şu, kadro kalitemizi her mevki de iyi noktalara ulaştıramadık henüz. Yani yedekler, rotasyon, ilk 11 oyuncuları, 3. gol çok şıktı bu arada, çok sert. Mota'dan 3. gol efsaneydi. 3-1 öne geçiyoruz. Ne diyorduk? Kadro kalitesi. Bazı mevkilerde çok iyiyiz, çok güzeliz. Yedeklerimiz, rotasyonlarımız o biçim. Ama bazı bölgelerde de bir o kadar kısır bir kadromuz var. İşte zamanla düzelteceğiz. Şu anda 40 milyona yakın bir transfer bütçemiz var. Biz bu bütçenin bir kısmını tesis geliştirmeleri için kullanmak istedik. Altyapıdaki oyuncularımız değerlensinler, daha iyi koşullara sahip olsunlar diye harcamak istedik. Transferlerde ölçülü olmaya çalıştık. Ama bu para birikecek ve o kaliteyi belli bir noktaya inşallah Wonderkit'lerle doldurarak, Wonderkit değil daha doğrusu Nivgenlerle doldurarak parmayı hayal ettiğimiz noktaya eriştireceğiz inşallah. 3-1 de kazanıyoruz ben konuşurken. Yani istatistiklere bakalım. XG olarak zaten çok başka bir noktadayız. İstatistik olarak da kesinlikle öyle olduğunu görebilirsiniz. 3 sarı kartımız var. Biraz faul oynadığımız bir karşılaşma ama çok normal. Çok önemli oyuncuları vardı Roma'nın ve 3-1 kazanmasını başardık. Hemen sizlerle beraber Spezia'ya doğru ilerleyelim. Evet, Mota'nın performansını övdük. Hemen hızla ilerliyoruz. Rejenerasyon yapacağız. Ardından evet, Spezia deplasmanı olacak. Donnelly'nin dönüşünü bekliyoruz bir yandan. Şöyle mentörlük grubumuzu düzeltelim. Jorgen'in altına Zarate'yi verdik. Yani heyecanlı, azimli, birbirlerine etkilerler diye düşünüyorum. Kişiliklere daha çok dikkat ediyoruz burada ve tabii ki de oyun karakteristiği anlamında da birbirlerini etkileyeceklerdir. Yani henüz daha çok böyle hani çok aşırı bir fayda gözlemlemedim ama olabildiğince bakıyoruz ara ara. Oyun
oyuncu gözlemlemeleri ediyor tabii ki. Bunları bu arada her zaman söylüyorum. Sezon ortalarında veya sezon sonlarında, ki genelde sezon sonlarında yaparım. Oturup tek tek incelemeye çalışıyorum. O şekilde transferlerimizi ayarlamaya çalışıyorum. Yani sezon boyunca non-stop, hiç durmaksızın gözlemlemeye devam ediyoruz. Bugün son antrenmanlarımızı da gerçekleştirdik. Sol kanadımız bu arada haftanın ilk 11'ine seçilmiş. Gayet önemli. Şu Zeno Debes ne kadar abi? 12,5 milyon euro. Yani 20 yaşındaki oyuncu. İstemeye kalksak minimum 15-20 arası diye düşünüyorum. Çok gereksiz bir transfer olur. Bu sezon sonunda şey yapacağız ama. Eğer kelepir, uygun futbolcular bulamazsak eğer, muhtemelen dışarıdan oyuncu getirmeye çalışacağız. Şimdi deplasmana çıkıyoruz. Yan Koromo yerine Zagaritis'i aldık. Dışarıda kalan oyuncularda bir problem yok. Bu şekilde çıkarsak zannediyorum problem yaşamayız. Hemen soyunma odası diyelim. Hadi arkadaşlar dedim. Yani Spezia karşısında 3 puanı bekliyorum abi. İlk pozisyonu izleyeceğiz. Rakibimizin atağı önen top salmada kaldı. Del Prato bizim eski oyuncumuz. Donnelly'nin iyi bir müdahalesiyle topu kurtardık. Yine rakip takımın organizasyonunu izleyeceğiz sanırım. Biasi, Valenti girdi araya. Vignali, Brugman, Zaper. Geride Vignali'ye döndük tekrar. Brugman'dan Kolivali'ye. Ayman'ın önüne duvar pası düşündü ama düşündüğünü yapamadı. Vignali'de kaldı top. Zaper. Onçalves bu maç artık oyna. Naiman'a çok çok iyi bir pas. Aldı attı adeta. Mota gitti. Kalecinin üzerine vurdu yine. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdık. Uzun oynadılar. Ama toplarında bugün başarısız olduğumuzu söyleyebilirim. 10 dakika itibariyle Naiman Mota'ya çok iyi bir pas, yine kaçırıyoruz. Mota'da bugün bir haller var. İyi değil. Naiman da tam tersi. Alda at dediğimiz pozisyonları üreten futbolcu konumunda. Ama işte Mota'nın harcaması olmasaydı belki 2-0'dı şu anda. Orada yine tehlikeli geldik. Kolibali'den duvar ördü. Herkes kapandı orada. Şut çekmenin hiç anlamı yoktu. Pozisyonu kaybettik. Korner kullanacağız. Valentin'in şutu direğe çarpan top dışarı çıkıyor. Çok hızlı ilerliyor pozisyonlar bu arada. Başarabilirsiniz beyler diyelim. Şöyle yapalım abi. Bu kazmalar sürekli şey yapıyorlar ya. Kaçırıyorlar ya, en azından Mota için onu söyleyebiliriz. En azından yer değiştirmelerini söyleyelim. Belki diğeri pas atar. Naiman gol pozisyonuna kalır. O değerlendirebilir diye düşünüyorum nacizane. İşe yaradığı çok fazla maç oldu. Bu maç niye yaramasın? İlk golü de yedik. Tam da es aldığım dakikalarda yine bir duran top arka direkte boş kalan futbolcuları golü buldu. Yani bunlara üzülüyorum abi. İstikrar anlamında iyi değil. En azından berabere kalsak 35 puanda kalırdık. Hiç de fena olmazdı. Brugman karşıladılar. Vignali, tekrar Brugman, tekrar Vignali. Sağ kanatta Gonçalves. Arka direği düşündü. Jorge indirdi. Nihayet birbiri yakaladık ama offside var mı? Bence Capradossi bozdu o pozisyonu. Bakalım Fabri ne diyecek. Golümüzü geçerli sayede eşitliği yakalıyoruz. Çok önemliydi bu gol. Süpersiniz dedim. Moralleri iyi oldu. Hayret. İlk yarı bitecek. Evet, son bir pozisyon izliyoruz yine. Dışarıya vurdular. 5+2. Hiç iyi oynamadıklarını söyleyip ikinci yarıya başlıyoruz. Başarabilirsiniz de dedim. Uzun oynadık. Kaptırıyoruz. Onlar da uzun attılar. Valenti hızlı bir oyuncu. Donnelly'ye döndük. Dean hızlı çıkmamız lazım. Vignali, Gonçalves, Zaper. Oyna artık. Otayı düşündü, olmadı. Aman bir hata geldi. 2-1 yakalıyoruz. Çok iyi. Çok iyi oldu. Çok kötü bir hata yaptılar. Pozisyonu tekrar izleyelim. Bir anlık panik. İşte bir anlık dikkat eksikliği anında golü yemenize sebep olabiliyor. Normalde çok rahatlar burada ama iki yaratıcı forvetin baskısı var tabii ki. Artık Zafer'e mi çarptı? Hüseyin'e mi çarptı? Bilemiyorum. Dönen topu çok iyi değerlendiriyoruz. Orada Vignali sarı kart gördü. Rakip takım geliyor şimdi. Stankyu çok tehlikeli bir adam. 2-2 oldu. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani 50 dakika geçti karşılaşmada. 50 dakika boyunca neler neler kaçtı. Ne kadar zorluklarla 2 gol attık. Spezia 2 kere geldi. 2 gol attı. Gidecek yani. Bu kadar rahatlar. Bu kadar rahat, bu kadar profesyonel oynuyor adamlar. Hakikaten inanılmaz. Bakalım yani, en azından son yarım saatlik bölümde bunları tekrarlamazsa oyun, sevinirim. Yine uzun oynadılar. Kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Yapma Donnelly. Donnelly bizi mahvetti bugün. Hem önde yakalandı. Açı kapatması gerekiyordu. Açıyı da kapatmadı. 3-2 yenik duruma düşürdü bizleri. 60. dakikaya girdik. Stankyu ile duran top kullanıyorlar. Aman beyler dikkat edelim. Şimdi şöyle tempoyu bir tık düşürüp dikine oynayacağız. Biraz daha geniş alanda. Bek desteği istiyorum. Ceza sahasına paslaşmaları önemli değil. Rakip savunmanın da üzerine sürsünler. Komple dikine oynamalarını istiyorum artık. Hatta şöyle bir değişiklik de yapalım. Şu arkadaşları bir tık ileri atacağız.
Burada Jorgi'yi geriye alıp sol kanada Alessio da Cruz'u alalım. Denimota yerine altyapılan bir oyuncu atıyoruz. Zaper'i mi alsak? Gonçalves'i almayalım bence. Yani Zaper de iyi oynuyor. Vignali olabilir. Vignali yerine yine bir Yuric'i atalım bakalım. Faydasını görürüz bence. Burada yine geldiler. Stanku arkaya doğru Gyasi vuramadı. Şimdi biraz daha artık ne olacaksa olsun sistemine geçiş yaptık. Kanatları ileriye aldık. Daha cüretkar ofansif oynayacağız. Biraz daha takım boyumuz uzamış olacak doğal olarak. Bakalım ne yapacaklar. Juric şu arayı görmesi lazım. Çok iyi gördü. Naiman abi bugün dünyaları kaçırdık gerçekten. Yani çok rahat pozisyonlar, çok rahat gol atılabilir pozisyonlar ama biz atamıyoruz ya. Var bir şeyler atamıyoruz. İkinci korneri kazandık. Yine çok ciddi kaçırdığımız bir pozisyon sonrasında. Dean vurdu olmadı. Hadi beyler, hadi beyler. En azından beraberlik be. Yani yenemiyorsan yenilmemen lazım. Bunu yapalım bari diye düşünüyorum ama yok. Bizim çocuklarda tık yok. Jorge'yle taç kullanıyoruz. Alessio da Cruz. Tekrar Jorge'ye döndük. Brugman. Açmamız lazım oyunu. Nihayet sağ kanadı görüyoruz. Gonçalves. Artık bir dribbling orta bekliyorum. Gonçalves duvar pasıyla harika geldi. Dönen top 3-3. Bravo. Allah'a çok şükür ya. Yani nihayet 3-3'ü bulduk. Son 3-4 dakika uzatmaları da düşünecek olursak belki inanılmaz bir geri dönüşe imza atabiliriz. 90+5'in içerisindeyiz. Juric topu karşıladı. Gonçalves de çıkıyoruz. Uzun oynadık. Rakip araya girdi. Salva. Stanku öldürdü bugün bizi. O da uzun oynadı. Dikkat edelim. Bonelli'de kaldı. Juric. Anında dikine oynuyoruz. Çok güzel. Beklentimiz bu zaten. Ama bir de yani bakmamız lazım. Pas attığımız yere bir bakmamız lazım. Hani nereye atıyoruz? Orada biri var mı diye kontrol etmemiz lazım. Zaper. Juric. Hristov çok top kesti bugün. Streleç. Okuyamadım ismini. Yapma be. Yapma be. Donnelly bugün harbiden bak çok ciddi söyleyeceğim. Yani kova neyse Donnelly bugün o işi yaptı gerçekten. Ya abi bir reaksiyon göster ya. Bir sola uzan. Sağa yat. Bir uçmayı dene. Yok yani. Adam bizi bitirdi ya. İstatistiklere bakalım. Yine çok yani XG olarak beklentileri aşan bir takım görüntümüz var. Önemli diye düşünüyorum. İki takımın da bol şut çektiği ama bizim tabii ki de çok daha iyi istatistik yakaladığımız bir karşılaşmaydı. Yani %57'lik toplu oynama oranı, her şey, bütün ibreler parmayı gösterirken artık Tanrı'nın eli mi değiyor, ne yapıyor anlamıyorum. Bir şekilde yenilip duruyoruz. Taktiksel olarak da inanmıştım ama olmadı. Peki yani çok da zorlamanın anlamı yok. Canımız sağ olsun diyeceğiz. Elimizden geleni yap diyeceğiz. Bu maçı da ardımızda bırakacağız. Şimdi fikstüre dönecek olursak gerçekten kötü bir bölümü sizlerle beraber maalesef ki üzülerek söylüyorum kaybediyoruz. Kapatıyoruz. Udinese, Roma ve Spezia ile karşılaştık. Ne hikmetse aralarında en güçlü takım olan Roma'yı 3-1 geçerken Udinese ve Spezia karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığımız iki karşılaşmada toplamda 6 puan kaybettik. Bir sonraki bölümde Sampdoria, Juventus ve Inter karşılaşmalarını oynayacağız. Aynı zamanda İtalya Kupası'nda Juventus karşısında yarı final şansımız var mı yok mu ona bakacağız. Bir sonraki bölüm tabii ki de cumartesi günü ekranlarınızda olacak efendim diyerek lafı da çok fazla uzatmayalım. Umarım buraya kadar keyifle takip ettiğiniz dakikalar geride kalmıştır. Bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.